Ters Aynanın yeni bölümünden hepinize merhaba efendim. Hafta sonu Ankara çok hareketliydi. Aslında tüm Türkiye çok hareketliydi. Genel seçimlerin ardından tekrar gözler Cumhuriyet Halk Partisi'ne çevrildi. Neden tekrar diyorum? Çünkü hem bizim YouTube'da yaptığımız yayınlarda hem sosyal medya paylaşımları ya da yazdığımız köşe yazılarına gelen yorumlarda Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüp çok ciddi eleştiriler, tepkiler vardı seçimlerin kaybedilmesiyle birlikte ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir değişim çağrısı başlamıştı. Genel merkez değişimi ben yapacağım diyordu. Diğer taraftan aday olan, genel başkanla aday olan Özgür Özel'in temsil ettiği, aslında Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da temsil ettiği değişim ekibi değişimi biz gerçekleştireceğiz başlığı açmışlardı. Nitekim cumartesi günü genel başkanın seçileceği o kurultay yapıldı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu. Manisa milletvekili Özgür Özel, aynı zamanda meclis grup başkanı Özgür Özel bu görevleri yürütmüştü. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı koltuğunda oturacak ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıl 5 ay sonra 13 yıl 5 ay yürüttüğü bu göreve veda etmiş oldu. Çok hareketliydi. Ben de oradaydım. Aslında sadece cumartesi günü değil, pazar günü de çok hareketli geçti. Çünkü parti meclis üyeleri ve yüksek disiplin kurulu üyeleri seçildi. Hatta pazartesiye sarktı sonuçlarının açıklanması. Hakikaten çok hararetli, tartışmalı, ara ara tansiyon yüksek bir kurultay süreci geçirdi Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye. Şimdi buradan çıkan sonucu değerlendireceğiz. Bir değişim gerçekleşti mi gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Değiştiyse seçmen bu değişimi ne zaman fark edecek? Artık partinin içinden çıkıp sokağa ne zaman çıkacak bu değişim? Ve özellikle de kurultay günü her iki adayın da, hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem Özgür Özel'in de dile getirdiği o sol söylemler gövdeye oturabilecek mi gerçekten? Biz bunu takip ediyor olacağız gazeteciler olarak. Ve parti meclisine seçilen isimlerden biri var ki biliyorsunuz yakın bir tarihte Isparta'daki elektrik kesintileriyle sık sık ağırlamıştık yayınlarımızda. Isparta milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, artık parti meclisi üyesi olarak ağırlıyoruz kendisini yayınlarımızda. Hoş geldiniz Hikmet Bey. Nasılsınız? Hayırlı olsun. Canan Hanım, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gayet iyiyim. Evet. Tabii yorgunluğu atmaya çalışıyoruz. Yoğun bir hafta sonu, uykusuz bir hafta sonu oldu hepimiz için. Sizler de aynı şekilde oradaydınız. Güzel bir hafta sonu oldu ama. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır bir şekilde sonuçlandığını görüyoruz. Hafta sonunun toplumdaki bir takım ihtiyaçların, parti tabanındaki değişim ihtiyaçlarının da Cumhuriyet Halk Partisi kurultayıyla beraber karşılandığını görüyoruz. Ama tabii sizin de söylediğiniz gibi bundan sonra herkes yol yürüyüşümüzü Sayın Genel Başkan'ın, Özgür Özel'in ve bizim takip edecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler olacak diye. Hem partimize hem de ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ben öncelikle. Evet, şimdi kurultay sürecinde yaşananları hepsini konuşmaya kalksak bu yayına sığmaz. O kadar hareketli, heyecanlı ve canlı bir kurultay süreci yaşandı. Ben tabii şunu hatırlatarak, sizden de teyit ederek hatırlatarak devam etmek istiyorum. Siz parti meclisi üyesi seçildiniz, Özgür Özel'in listesindeydiniz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in listesindeydiniz. 447 oy aldınız ve 31. sıradan parti meclisi üyesi olarak girdiniz listelere. Şimdi konuşacağım parti meclisi üyelerinin seçimlerini, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi seçimlerini, ama şurayla hatırlatarak başlamak isteyelim neden heyecanlı geçtiğini de. Şimdi bizler o salona geldiğimizde, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştiğini hatırlatalım. Şöyle bir hava vardı daha çok öncesinde de. Ağırlıklı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok az bir farkla ya da başa baş gideceği yönünde, Kemal Bey'in kazanacağı yönünde bir beklenti vardı.
Sonra ilerleyen saatlerde özellikle de adayların konuşmalarından ya da hatta salona geldikleri andan itibaren hava biraz değişmeye başladı sanki. Ben öyle sezdim, öyle gözlemledim. Biz hatta gazeteciler olarak Yalın Bey kestiremeyeceğimiz, öngöremeyeceğimiz bir süreci yaşadık orada. Anlık değişimler oldu. Şu soruyla başlamak istiyorum o yüzden. Sizce delegelerin özellikle de şimdi bir de ikinci tura kalmış olması da tabii CHP tarihinde önemli bir yer ediyor. Özellikle de ikinci turda delegelerin ve bu seçim sonucuna da baktığınızda fikrini etkileyen şey ne oldu sizce? Evet, şimdi biz daha önce de birçok yerde bunu konuşmuştum aslında, belirtmiştim. Biz sokağın sesine ve örgüt tabanının sesine kulak vererek aslında böyle bir yolculuğa çıktık. Şimdi 4 aylık milletvekiliydim ben de. Sayın Özgür Özel'le yol yürümeye başladığımızda o süreçte ciddi bir talep vardı. Hepimizde bir takatsizlik vardı. Birçok mesaj geliyordu telefonumuza. Gittiğimiz yerlerde insanlar bize artık ciddi bir değişimin olması gerektiğini, tabandan tavana yani lider değişikliğini de kapsayan bir değişimin, aynı zamanda anlayış değişikliğinin olması gerektiğini, işte parti tüzüğünü, parti programını, siyaset yapma şeklini de bunun içine koyabilirsiniz. Bu talebi gördük. Bunu da cesaretle dillendiren açıkçası Sayın Özgür Özel oldu, genel başkanımız. Yani o dönemde bir televizyon programında, çıktığı bir televizyon programında duygusal kopuştan bahsetti. Programı o esnada ben de dinliyorum. Tam da duygularıma tercüman olduğunu gördüm. Yani ben şöyle bir süreci kabullenemedim. 28 Mayıs öncesi ve sonrasını tabii değerlendirmek lazım. 28 Mayıs'tan sonra hiçbir şey söylememe, hiç öz eleştiri yapmama, nasıl olsa geçer, zamana bırakalım mantığının ve anlayışının yanlış olduğunu görüyordum. En yakınımda aileme, en yakın arkadaşlarıma, siyasetteki yol arkadaşlarıma bunu anlatamayacağımızı biliyordum. Çünkü ben de böyle bir şeyin olması gerektiğini isteyenlerdendim. Bu ihtiyacın doğduğunu biliyorduk. Dolayısıyla Özgür Bey bir yolculuğa çıktı. Televizyon programında partide verilecek her türlü göreve hazır olduğunu söyledi. Ve en sonunda da dedi ki biz bu görevi üstlenelim ve bir yolculuğa çıkalım. Arkasından biliyorsunuz, hızlıca anlatayım oraları, yine sormak isterseniz cevap verin. Bir tutum belgesi açıkladı Sayın Özgür Özel kamuoyuna. Basın toplantısında yanındaki milletvekillerini, genç kadın ağırlıklı milletvekili arkadaşlarımızı hepiniz gördünüz zaten. Ve tabii şimdi çok önemli bir şey var. Aslında biraz haksızlık yapıldı Cumhuriyet Halk Partisi delegelerine. Yani Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri sokağın içinden, halkın içinden çıkıp gelen insanlar. Yani hayattan izole değiller. Ne gibi bir haksızlık yapıldı? Yani işte asker delege, arkasından mevcut genel başkanı blok seçecekler. Böyle bir şey Canan Hanım mümkün değil. Hayatın akışına ters. İnsanlar ailesiyle oturuyor, arkadaşlarıyla oturuyor. Her gün parti örgütlerine gidiyorlar. Sokaktaki esnafı görüyor, taksiciyi görüyor, fabrikada çalışan işçiyi görüyor. Dolayısıyla bu hareket aslında partinin ve ülkenin iyiliğine ortaya çıkmıştı, değişim hareketi. Delegeler de buna kulağını tıkamayacaktı. İzole olmadıklarına göre hayattan. Ve tabii oraya geldiğimizde ilk etapta tribünlerin doldurulmuş olduğunu gördük. O tribünlerde bir slogan yarışı başladı. Fakat arkasında yavaş yavaş insanlar birbirini tabii etkilediler. Ve Özgür Bey'in konuşmasıyla beraber, Sayın Genel Başkanımızın konuşmasıyla beraber salondaki havada değişmeye başladı. Ben de sizin gibi seçimi ortada görenlerdendim. Biraz önde olduğumuzu düşünüyordum açıkçası. Bir rakam vermek istemiyorum. Yani artık o süreci geçirdik. Bir miktar önde olduğumuzu düşünüyordum. Ve salon tabii o atmosferle birlikte, salondaki atmosferle birlikte şey de değişti. Salondaki algı da değişti. Ve insanlar vicdani olarak da
kendilerine sormaya başladılar. Bu arada bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, genel başkanımıza yapılmış bir yanlış ya da haksızlık değildir ya da bir saygısızlık değildir. Bakın bir şey daha söyleyeceğim. Bu süreçte Özgür Bey o kadar naif götürdü ki kırıp dökmeden. Bizler de aynı şekilde, çünkü Sayın Genel Başkanımızı Kemal Bey'i çok seviyoruz. Şimdi şöyle, Sayın Özgür Özel çok naif bir şekilde götürmüştü bu süreci ve doğru olan da buydu. Biz de hiç kırıcı olmadık Sayın Genel Başkanımıza karşı, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve ülkeye kattıklarını biliyoruz. Biliyoruz, çok büyük bir mücadele verdik hep beraber Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde 13 yıl boyunca. Hatta bu bazı çevreler tarafından çok farklı algılandı. Özgür Bey'in bu naifliği, kırıcı olmaması tavşan aday olmakla bile Sayın Genel Başkan'a itham etti. Yani neden oldu bu? Özgür Bey'in Kemal Bey'i kırmadan dökmeden bir süreç götürmesiyle ilgiliydi. Aslında doğru olan buydu. Cumhuriyet Halk Partili kültüründe de vardır bu. Ama bir takım çevreler bunu farklı algıladılar. Ve tavşan aday gibi yakışıksız bir söylemi yaymaya başladılar. Bu tamamen genel başkanımıza olan saygıdan ileri gelen bir durumdu. Ve doğruydu. Ama süreç içerisinde Özgür Özel'in samimiyeti, ne demek istediği, tabii bütün Türkiye'deki gidebildiği il kongrelerine, İl örgütlerine gitti. Bu da çok önemlidir. Orada tabanla temas etmesi Sayın Özgür Özel'in. Kendisi de gördü süreçte. Oradaki örgütlerin motivasyonunu hep beraber gördük. Bu toplantıların bir kısmına ben de katıldım. Ve açıkçası tablo ortaya çıkmış oldu. Bu tablo, örgütlerdeki bu heyecan, umut dalgası da kurultaya yansıdı. Ve delegeler de bundan tabii izole ve ayrı kalamazlardı. Dolayısıyla sonuçta bu şekilde şekillendi. Şimdi sonuçlarına dair ve bundan sonraki süreçte neler olabileceğine dair bir takım sorularım olacak ama biraz daha kurultayda yaşananlara değinmek istiyorum. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona Emir Sarıgül'le, Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le birlikte giriş yapması, keza Özgür Özel'in konuşmasının ardından Sayın Selvi Kılıçdaroğlu'nun Özgür Bey'i uyarması, bunun kameralara yansıması. Bunlar çok eleştirilen, tartışılan konular oldu ama sonradan ek olarak şu iki mesele de, birçok konu var ama ağırlıklı olarak şu iki mesele de çok tartışılıyor. Bir bütün olarak bunlarla ilgili yorumunuzu rica edeceğim. Biri, sonuçlar açıklandıktan sonra Kemal Bey'in Özgür Bey'i tebrik etmeden salondan ayrılması hem parti teşkilatlarında hem de seçmende çok büyük şaşkınlıkla, yani tepkiden de öte şaşkınlıkla karşılandı. Ve sonra bunun sonucu olarak tabii çekilecek mi çekilmeyecek mi tartışmaları gündeme gelirken aslında Kemal Bey'in çekilmek istediği fakat kendisini yerel bir gazete sahibi olan İmam Bakır Üküş isimli bir gazeteci olduğu açıklandı. Bir beyefendinin ikna ettiğine dair iddialar gündeme geldi. Sonra bunun videosu ortaya çıktı. Yani doğru olduğu ortaya çıktı. Şu anda da bu konu çok tartışılıyor. Ağırlıklı olarak özellikle bu konudan devam edeceğiz ama bu dört videodan, dört görüntüden, özellikle de sosyal medyada konuşan dört görüntüden örnek verdim. Bu kamuoyuna yansıyan bu görüntüler değişim cephesinde nasıl yankılandı? Sizler nasıl karşıladınız bu gelişmeleri? Evet, yani aslında bugün Sayın Özgür Özel'in genel başkanımızın da bu konuda İsmail Saymaz'a verdiği bir mülakat var. Belki görmüşsünüzdür. Biz partiye yük olabilecek bundan sonra hiçbir şeyi konuşmak istemiyoruz. Fakat süreç boyunca bu yaşadığımız olaylar Sayın Genel Başkan'ın da yanlış yönlendirildiğini gösteriyor açıkçası. Sayın Genel Başkan'ın Özgür Bey odaya geldiğinde, elini kaldırmak istediğinde İmam Bakır Üküş diyorsunuz. Ben onu İstanbul Gerçeği diye bir siteden biliyorum kendisini. Onun dışında hiçbir tanışıklığım yok. Ben partinin eski il başkanıyım. 3 yıl il başkanlığı yaptım. Şu anda milletvekiliyim. Daha öncesinde 2 dönem il yöneticiliği yaptım. 1999 yılından beri partinin her kademesinde çalıştım.
Kendisini partinin herhangi bir karar alma organında görmedim. Herhangi bir toplantısında görmedim. Yani bizleri tanıdığını da zannetmiyorum zaten. Ama bu bir çok ilginç. ek yapmak isterim. Özür dilerim. Önemli bir detay var orada. Estağfurullah, buyurun. Şimdi ya hakikaten bu çok dikkat çekti, çok tepki çekti, çok sorgulanıyor Yalın Bey şu sebepten dolayı. Yani siz bir partili olarak ben görmedim diyorsunuz ama arşive baktığımızda özellikle genel seçim sürecinde genel merkeze çok sık gidip gelen bir isim olduğu görülüyor. Daha önceki yıllarda yakın tarihte 2020, 2019, 2021 tarihlerinde yine Kemal Bey ile yakın ilişkisinin olduğuna dair paylaşımları var. İşte tişört hediye ediyor, birlikte ziyaretlere gidiyorlar. Yine Kartal Belediye Başkanınızla birlikte bir başka kişiyi ziyarete gidiyorlar. Yani aslında İmam Bakır Bey bizim sonradan, halkın sonradan tanıdığı bir isim ama parti tanıyor. Yani arşiv bize bunu söylüyor. Peki şu soru devreye giriyor. Kim bu beyefendi? Yani partideki ağırlığı nedir? Çünkü o videoya baktığımızda orada Kemal Bey ile birlikte partinin üst düzey yöneticileri var. Herkes sus pus dinliyor ve bu beyefendi bağırarak konuşuyor. Partideki ağırlığını merak ediyor herkes. Evet, biz de o video vasıtasıyla öğrendik açıkçası partideki ağırlığını. Dediğim gibi böyle bir danışmanı olmadığını biliyoruz biz Sayın Genel Başkan'ın. Ya da öyle düşünüyorduk. Fakat bu süreçte Kemal Bey'in çok yakınında olduğunu gördük. Daha doğrusu bu biliyorsunuz Zafer Partisi ile yapılan bir mutabakat var. O mutabakatta... Tabii onu atladık en önemlilerinden evet, biri. Sayın Genel Başkan'ın yanında olan kişi, yani parti üst yönetiminden hiç kimse yokken, grup başkan vekillerinden, MYK'dan hiç kimse yokken bu mutabakata katılabilecek kadar demek ki genel başkanın yakınında olan, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir önceki genel başkanımızın yakınında olan bir insan. Yani ben üzülüyorum açıkçası. O görüntülerin, izlediğim zaman o görüntüleri sızmasına da, oradaki yakışıksız ortama da bağırarak bizim genel başkanımıza hiç kimsenin konuşma hakkı ve haddi yoktur. Hakkı ve haddi yoktur. Yönlendirme hakkı da yoktur. O salonda gördüğüm kadarıyla birçok milletvekilimiz var. MYK üyemiz var, grup başkan vekilimiz var. Faik Öztürk var, evet, Aydın var. Hangi yetkiye dayanarak, hangi yetkiye dayanarak böyle bir şey yapabiliyor? Açıkçası üzgünüm. Ama ben Sayın Genel Başkan'ın niyeti benim açımdan önemli. O salona Kemal Bey'in gelme niyeti belli. Özgür Bey'in elini kaldırmak üzere geliyor. Fakat bu insanların tabii ki kendisinin yanından çok önce uzaklaştırılması gerekirdi. Bakın yine biz bir şey söyledik Sayın Özgür Özel, kayıt dışı siyaseti reddediyorum dedi. İşte tam olarak da bu örnekle çakışan bir söylem bu. Kayıt dışı siyaset dediğimiz bu. Partinin hiçbir organında yer almayan, ne PM'sinde, ne MYK'sında, ne başka bir vasfı, danışmanlığı ayrı tutuyorum. Danışmanlık işte o kayıt dışı dediğimiz, sadece özel durumlarda, çok spesifik konularda danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Bu gayet normal. Mesela deprem konusu olabilir, teknolojiyle ilgili bir konu olabilir, kuraklık var, gıda krizi var biliyorsunuz. Bunlarla ilgili yeterli olmadığı noktalarda gayet normal bir danışmanla çalışmak. Geçici sürelerle belki de. Fakat bu kadar etki edebilecek karar mekanizmalarına bir yerde olamaz. Partinin seçilmemişleri, seçilmişlerin karar vereceği bir konudur bu, bir konudur. Ve ben üzüldüm o görüntülere. Bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Ve Sayın Genel Başkanımız da öğrendiğim kadarıyla Kemal Bey, Özgür Bey'e de bir devir teslim töreni yapılacak. Muhtemelen bu yarın olacak. Çarşamba günü diye çünkü söyledi Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel. Bunları arkada bırakacağımızı düşünüyorum. Güzel bir devirde teslim töreniyle yeni döneme de adım atacağımızı düşünüyorum ve umut ediyorum. Bize yakışan da budur. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra bizlerin ona karşı ne kadar vefalı olduğunu da görecektir bu süreçte. Biz genel başkanlarımızı hep baş tacı ettik. Geçmiş, ben Deniz Baykal döneminde partiye üye oldum.
geçmişteki genel başkanlarımızı da tabii takip ettim basından ve medyadan. Deniz Bey'le ve Kemal Bey'le de çalışma şansım oldu yıllar içerisinde. Hepsinin hizmetleri çok fazla. Kemal Bey'in yeri çok özel bizim açımızdan ve bu süreci artık yeni beyaz bir sayfa açarak devam ettireceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu da gönlümüzde ve başımızın üzerinde bu arada. Bunlarla hatırlanmaması gerektiğini düşünüyorum ben Kemal Bey'in. Şu son yaşananlar çok yakışıksız oldu. Evet. Şimdi merak edilen soru şu. Evet, genel başkan değişti Cumhuriyet Halk Partisi'nde ama CHP değişti mi gerçekten? CHP değişmiştir diyebiliyor musunuz? Siz artık pazartesi gününden itibaren bunu söyleyebiliyor musunuz? Diğer taraftan eğer değiştiyse, bir değişimin eşiğine girdiyse bunu seçmen ne zaman görecek? Yerel seçim için o hızlı tempoya, o hızlı çalışma temposuna ne zaman başlayacaksınız? Özgür Bey Hatay'ı işaret etti. Aslında ilk olarak Manisa'ya gidecek sanırım, memleketine gidecek. Oradan Hatay'a geçecek. Değişimi halk ne zaman fark edecek ve CHP'de genel başkanın haricinde ne değişmiştir? Evet, çok güzel. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel bugün baba ocağına, Manisa İl Başkanlığımıza gidiyor. Orada olacak kendisi. Orada olacak ve bugün itibariyle daha saha çalışmalarını aslında başlatmış oldu. Bildiğim kadarıyla yine Cuma günü bir Hatay ve Osmaniye programı var. Deprem bölgesine, arkasından da ikinci memleketim dediği, Fahri Milletvekilliğini yaptım dediği Osmaniye'ye. Biliyorsunuz milletvekilimiz yoktu Osmaniye'de. Osmaniye'nin ilk kadın milletvekili Asu Hanım seçildi bu dönem Osmaniye'den. Oraya gidecek. Şimdi bunlar bile aslında ne kadar aktif bir dönem geçireceğimizin göstergesi. Canan Hanım parti meclisi listesine bakarsanız hafta sonu seçilen, hani birçok spekülasyon oldu biliyorsunuz. İşte şunlarla yol yürüyecek, bunlarla. Bu arada o insanlar da bizim partimizin eski milletvekilleri, hala görevde olan milletvekillerimiz var, MYK üyeleri var içlerinde, parti büyüklerimiz. Özgür Bey'in bu insanlarla karşılıklı müzakere yapması kadar normal bir şey yok. Ve onların da 28 Mayıs'tan sonra parti içinde bir değişim istemesi kadar normal bir şey yok. Bakın bu tartışmaların aslında ana sebebi Sayın Genel Başkanımızın ve üst yönetimden herhangi bir... Ama şimdi Yalın Bey, orada mesele şuydu, değişim isteyebilir herkes elbette. Bu evet. Olan normal bir durum ama oradaki eleştiri şuydu, bir öz eleştiri yapılmadan bu değişimin istenmesi. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim, aslında bu öz eleştiriyi tek yapan kişi Özgür Özel. Sayın Özgür Özel, Değişim Hareketi'nin lideri, öncüsü olarak çıktı ve tek cesaret edebilen kişiydi. Biz de yanında bu şekilde zaten yer aldık. Duygularımıza tercüman olduğu için bir milletvekili ve şu anda parti meclisi üyesi olmamın dışında ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardır üyesiyim. Örgütün her kademesinde çalışan biriyim. Ben de bir açıklama bekliyordum açıkçası. Yani bizler yeni seçilmiş milletvekilleri olarak çıkıp da bazı şeyleri o süreçte anlatamazdık. Birilerinin, Sayın Genel Başkan'ın o zaman Kemal Bey'in ya da üst yönetimden birilerinin bu öz eleştiriyi yapması gerekiyordu. Bu öz eleştiri süreci doğru işletilmediği için birileri bizim adımızda televizyonlarda ya da başka mecralarda tartıştı. Bu da çok normal. Siz tartışmazsanız, siz konuşmazsanız birileri bunu konuşacaktır. Bunu da yani kongre salonundaki bazı konuşmalarda duydum. İşte burada konuşuldu şu. Evet, siz konuşmazsanız birileri konuşur. Biz konuşmalıydık bunu. Şimdi parti meclisi listesine baktığımız zaman siz de gördünüz yeni seçilen parti meclisi listesini, tamamen yepyeni insanlardan oluşan, tabii ki parti örgütümüzün içinde yer alan ya da milletvekillerimizden de var. Mesela Oğuz Bey'in çıkardığı denge denetleme listesinden gelenler var. Ama Özgür Özel, Sayın Özgür Özel Genel Başkanımız aslında söylediğini yaptı. Selin Hanım dışında, Sayın Selin Sayık Böke dışında bildiğim kadarıyla başka bir isim yok. Zaten Selin Hanım'ın ismiyle ilgili de herhangi bir tartışma yok. Tartışma yok. O da bu sürece çok büyük emek veren insanlardan biri ve çok çalışkan bir insan Selin Hanım da. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi şu anda o değişimi
lider değişimini ve kadro değişimini gerçekleştirmiştir. Bu parti meclisinin içinden cumartesi günü muhtemelen bir parti meclisi toplantımız olacak, evet, biliyorsunuz. Oradan yayın tam eve çıkacak. Evet, yani o parti meclisi toplantısının arkasından Sayın Genel Başkan MYK listesini açıklayacak. Muhtemelen de pazar günü bir MYK toplantısı olur diye düşünüyorum. Çünkü Özgür Bey çok çalışkan bir insan. Yani bir günde 4-5 tane ile giden ve hiç vakit kaybetmememiz gerektiğini düşünüyor. Biz de aynı noktadayız. Ülkenin problemleri gittikçe büyüyor. Yerel seçime çok az bir süre kaldı. Önümüzde çok ciddi, önemli bir yerel seçim süreci var. Ve biz artık bu kurultay sürecini, defterini kapatıp hemen önümüzdeki duruma odaklanmamız gerekiyor. Şimdi lider ve kadro değişikliği tamam dedim. Artık siyaset yapma şeklimizi de toplum ve partilerimiz sizler göreceksiniz önümüzdeki günlerde. Ben daha hareketli ve eylemsel bir süreç bekliyorum. Özgür Bey bunu çok güzel anlattı yine. Dikine bir siyaset anlayışı yerine daha yatay siyaset yapacağımızı. Yani toplumun problemlerine odaklanan bu problemler. Mesela şöyle anlatayım. Bugün bir mazot zammı yapıldığında MHP'li, AKP'li taksici de, CHP'li, HDP'li, İYİ Partili taksici de aynısını yaşıyor değil mi? Burada ana çerçeve ne? Mazota yapılan zam. Yani insanları siyasetine göre ayırmadan sorunlar üzerinden, problemler üzerinden okuma yapıp bunlara çözüm önerileri geliştirmek ve gerekiyorsa daha eylemsel bir tavır almak gerektiğini düşünüyoruz. Sayın Genel Başkanımız da böyle düşünüyor. Bu anlamda bir çalışma sistemi olacak ve yanlış hatırlamıyorsam 3 hafta sonra da bir tüzük kurultayı. Tarihi değişir mi bilemiyorum. Bir tüzük kurultayı olacak. 25-26 tarih, Kasım tarihleri tarih ediliyor. Ama ben de çok emin değilim netleşme. Şimdi şöyle, tabii yeni bir parti meclisi seçildiği için ilk toplantıda gündeme gelecektir bu. Yeni yani parti bir tarih de belirlenebilir. PM toplantısı arkasından MYK'da ve tüzükle ilgili de biliyorsunuz yüzyılın değişimi, değişimin yüzyıl kitapçığında da anlattığımız birçok konu vardı. Dönem kuralından ön seçime, parti meclisi üyesi sayısının arttırılmasına kadar birçok tutum belgemizde bunları kamuoyuyla paylaşmıştık, birçok görüşümüzü. Artık bunların da temelleneceği, altının dolacağı bir tüzük kurultayı yapacağız. Sayın Özgür Özel bu konuda da şunu söyledi. Bu dedi, tabii biz bunu açıkladık tutum belgemize ama bu devam eden bir süreç. Örgütlerimiz de bu sürece katkı verecektir. Farklı düşünceleri varsa, yer almasını istedikleri başka konular varsa bunlar da pek tabii gündeme gelecektir. Ve hızlıca bu konuyu da halledip ana gündemimiz olan memleket problemlerine ve yerel seçim sürecine odaklanmamız gerekiyor. Evet, son olarak şu iki soruyla tamamlamak isterim. Bu kurultay sonucunun yerel seçimlere nasıl bir etkisinin olacağını düşünüyorsunuz? Yani yapacağınız çalışmalarda, yürüteceğiniz siyasette biraz daha elinizi kolaylaştırdığını düşünüyor musunuz? Ama AKP'nin de özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel olarak İstanbul'u çok geri almak istediğini ve bu yönde genel seçim sürecinden bu yana çalışmalar yürüttüğünü de biliyoruz. Bu anlamda bir tık daha kendinizi bu kurultay sonucuyla birlikte, yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak güçlü hissediyor musunuz? Son olarak şunu sormak isterim. Bu çok tartışılıyor, çok gündemde, bu hep tartışılıyor aslında seçim döneminden bu yana. Bir şaşkınlık da yaratmış durumda seçmende. Cumhuriyet Halk Partisi'nin giderek sağa kaydığı bir profil görüldü seçmen tarafından. Hem ittifaklar bazında, hem verilen milletvekillikleri bazında, hem söylemler, siyaset yapış biçimi bazında ve bu rahatsızlık CHP seçmeninde rahatsızlık yarattı ve partinin özünden uzaklaştı eleştirisini gündeme getirdi. Ve kurultayda da Özgür Özel, Kemal Bey de aynı şekilde, Özgür Özel daha sol söylemler, daha sola dönük bir sola vurgu yapan bir takım açıklamalarda bulundu.
Şimdi şu merak ediliyor. Evet, bu fark edilmiş. CHP'nin, yani sol olmadan bir şeylerin kazanılamayacağı, bu kurultay olur, yerel seçim olur, genel seçim olur. Demek ki sol olması gerekiyor. Peki söylem oldu. Tamam da hani bu ne zaman gövdeye oturur? Yani biz bunu gerçekten gövdeye oturmuş haliyle görebilecek miyiz? Bu anlamda derslerin alındığını düşünüyor musunuz? Hiç şüphe yok. İlk sorunuzdan başlayayım ilk önce. Şimdi o takatsizlik hali vardı ya, hepimizde olan, örgütlerimizde, muhalif seçmende olan. Ben onun hızla dağılmaya başladığını görüyorum. Bunun sağlamasını nasıl yapıyorum? Telefonuma gelen aramalardan. 2 gündür telefon hiç susmuyor. İnsanlarda yeniden bir motivasyon oluştuğunu görüyorum. Özellikle gençlik ve kadın örgütlerimiz gördüğüm kadarıyla çok motiveler. Bir an önce diyorlar, yerel seçime gümbür gümbür hazırlanıp gitmemiz lazım. Bu çok umut verici açıkçası. Beni pazardan bile arayanlar oldu dün. Isparta'nın pazarlarından bile, partilimiz olmayan insanlardan bile toplumda bir umut ve heyecan dalgası yarattığını görüyoruz bu yeni durumun. Şimdi partiyle ilgili parti sağa kaydı vesaire mevzuları var. İşte bunların içi nasıl doldurulacak diyorsunuz. Aynı tutum belgemizde açıkladığımız gibi. Arkasından Sayın Özgür Özel'in, genel başkanımızın kadroda yaptığı değişikliklerde söylemin altını doldurduğu gibi, ben bugünden itibaren Özgür Bey'in, Sayın Genel Başkanımızın söylediklerinin eyleme de artık geçeceğini düşünüyorum. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi tabanında bir takım hassasiyetler vardı. Tabii ki bölgesel olarak siyaset yapma şekillerimizde ufak tefek değişiklikler var. Ben mesela daha merkez sağ milliyetçi bir ilde siyaset yapıyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okunda zaten bunların hepsi var. Devrimcilik de var, halkçılık da var ama milliyetçilik de var. Atatürk milliyetçiliği de var. Bunu doğru tekrar tanımlamak, partinin siyasi omurgasını doğru şekilde şekillendirmek gerekiyor. Ve bunu söylem ve eylem olarak da topluma doğru geçirmemiz lazım. Yani bunlar ne yapıyor, ne yapmaya çalışıyorları topluma çok doğru şekilde anlatmamız lazım. Bir taraftan parti tabanına bunu doğru anlatırken, ki ilk işte konuşmalarıyla beraber gördüğünüz söylüyorsunuz, doğru. Diğer taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi bir kitle partisi. Sol sosyal demokrat, Atatürkçü değerleri önceleyerek, bunların altını doldurarak toplumun her kesiminden oy almaya da talip aslında. Şimdi bakıyorsunuz, büyük şehirlerde kazandığımız belediyelere bakalım. Özellikle yerel seçimler için söylüyorum tabii şu anda bunu. Toplumun her kesiminden oy aldık. İyi Partililer de geçen dönem oy verdiler, HDP'liler de verdiler. Hatta iktidarın mevcut gidişatından rahatsız olan birçok insan da verdi. İstanbul'daki seçim sürecini hatırlıyorsunuz. İlk turla ikinci tur arasında oluşan oy farkını biliyorsunuz. 800 küsür bin oy. Yani Cumhur İttifakı'na oy veren seçmen de aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve onun adaylarına sadece İstanbul'da değil, 11 büyük şehrin ve diğer kazandığımız belediyelerin hepsinde oy verdiler. Kendimizi demek ki doğru ifade ettik. Yani sandıkta ittifakı adaylarımız kurabildiler. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi dilinden, özünden, altı oktan uzaklaşmasına gerek yok kendisini anlatmak için. Cumhuriyet Halk Partisi sol sosyal demokrat bir partidir. Aynı zamanda Atatürkçüdür. Fakat bunu topluma doğru geçirmemiz lazım. Bir takım söylemlerin bugüne kadar yanlış anlaşılan birçok konu oldu. Bu arada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da hakkını yemeyeyim. Süreç boyunca doğru yaptığı çok işler de oldu. Yani kolay değildi 2018 seçimlerinden sonra 2019 seçimlerinin kazanılması. Evet, çok eleştirildi helalleşme ve benzeri konular. Orada mesele şu. Sayın Genel Başkanı şu anda da gördüğümüz kadarıyla örgütlerden çok koparmışlar. Örgütlerle müzakere edilemediği için bu süreçler herkese sürpriz oldu. Bu bir akşam videosuyla örgütlerin de öğrendiği, öncesinde hiç haberinin olmadığı konular örgütler açısından da büyük sıkıntı yarattı. Dikkatinizi çekerim. Özgür Bey genel başkan seçildiği günün hemen ertesi sabahı 81 il başkanıyla parti meclisini şekillendirdi. Ve şu anda parti meclisi
listelerinde birçok il başkanının, gençlik kollarından gelen arkadaşımızın ve konusunda etkin, liyakatli insanların olduğunu görüyoruz. İşte MYK bu parti meclisinin içinden çıkacak. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi tekrar siyasi omurgasını uygun bir şekilde oturtmalı ve doğru söylemlerle, sol söylemlerle, emekçilerin haklarını önceleyen, kadın haklarını önceleyen, doğa haklarını, hayvan haklarını önceleyen ve bu arada da tabii toplumun gerçek gündeminden kopmayan. Biz şöyle bir siyaset anlayışını reddediyoruz. Yani Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden sadece onun söylemlerine karşı cevap vererek değil, Cumhuriyet Halk Partisi ne yapmak istiyor? Topluma ne vaat ediyor? Bunları çok iyi anlatmalıyız bu süreçte. En büyük görevimiz bu. İlk sınavımız da yerel seçimler. Ben bu yerel seçim sürecinden büyük bir başarıyla çıkabileceğimizi görüyorum şu anda ve düşünüyorum. Tabii bunu çalışarak artık şekillendirmemiz gerekiyor. Evet, çok teşekkür ederim Yalın Bey, sorularıma açıklıkla yanıt verdiğiniz için. Biz de gazeteciler olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni dönemini yakından takip ediyor olacağız. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. İl başkanlığım dönemimde elektrik kesintileri sürecinde birçok defa görüşmüştük sizinle. Bugün de artık milletvekili ve parti meclisi üyesi olarak yeni dönemde ilk size konuk oldum. Ben de sorularınız için, davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Her zaman, her zaman. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet, Hikmet Yalım Halıcı'yı ağırladık. Yeni parti meclisi üyelerinden ve Isparta milletvekili Hikmet Yalım Halıcı bizimle birlikte oldu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimi, yeni dönemi, bundan sonra neler olabileceğini konuştuk, sizlere aktarmış olduk. Perşembe günü bu meseleyi biraz daha genişleteceğiz. Gözünüz bizde olsun. O zamana dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.